Oslo Bölge Mahkemesi'nde bugün başlayan 7. duruşmada ilk önce Oslo'daki hükümet binası önünde patlayan bombayla ilgili tanıkların dinlenmesine geçildi. 22 Temmuz günü hükümet binasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Tor Inge Kristoffersen mahkemede tanıklık yaptı. Kristoffersen verdiği ifadede, olay günü bir kişi tarafından park yerine bırakılan beyaz renkli arabanın patlamasıyla her tarafı siyah duman kapladığını, binaların hasar gördüğünü ve yaralananların bağırışmalarını hatırladığını ve hemen polise haber verdiklerini kaydetti. Patlamada 8 kişinin öldüğünü ve 204 kişinin yaralandığını söyleyen Kristoffersen, arabayı park yerine bırakan kişinin çok sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştığını hatırladığını belirtti. Breivik, hiçbir tepki vermeden tanıkların anlattıklarını dinledi. Bu arada Norveç'i kana bulayan aşırı sağcı Breivik, ifadesinin son gününde öldürdüğü bazı kişilerin yakınlarından özür diledi. Breivik ifadesinin son gününde Oslo'da düzenlediği saldırıda siyasetle ilgisi olmayan kişilerin öldüğünü ya da zarar gördüğünü belirterek bundan dolayı özür diledi.